Efendim hoş geldiniz dostlar. Videolar hemen başlamadan önce Ömer'le birlikte düet yapıyorduk. O düetimizi inşallah uygun bir zamanda şey yapacağız, kasetleştireceğiz. Ama şimdi arızamız tost makinesinin kırılmış bacaklar arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesine bir çalışma yaptım. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın bunun şu kısmında şöyle bir tırnağı olur ve şuraya geçer. Şuradaki şu kanala geçer arkadaşlar. Tam da şuradaki kanala. Ve dolayısıyla kapak yerinde kalır. Biz, bakın bu taraf zaten kırılmıştı. Şöylece. Biz ne yaptık? Şöyle bir parça bulduk. Şöyle bir parça. Ve uç kısmına şöyle bir çıkıntı yerleştirdik. Ve kanalına şöyle geçirdik. Bir tarafın bu kırık sorununu ortadan kaldırdık arkadaşlar. Ama bir de aynı işlemi karşı tarafa uygulayalım ki alet eski sağlığına kavuşsun dostlar. Hadi başlayalım. Şimdi tam ayarını yapabilmek için bakın sacımızı şöyle yerine koyup arka taraftan da şuradaki kanalına denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Tam da öbür tarafı nasıl yapmıştık? Şöyle yapmıştık. İşaretlerimizi vurduktan sonra bakın şöyle işaretlerini vurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle ve şöyle karşıdan. Şimdilik vidanın baş kısmı dışarıda kalmasın diye konik yapacağız arkadaşlar. Bakın şu anda bu kadar yüksekte kalıyor şöyle. Ama şimdi bu yapacağımız hareketle konik yatağı açacağız. Konik yatağı açınca vida sajla düz hale gelecek ve çıkıntı olmayacak. Evet. Gördünüz mü? Bakın çıkıntı yok artık. Arka tarafından da böyle çıkıntı meydana geldi vurunca. Evet, bu hazır. Aynı işlemi diğerine de yapalım. Evet, bakın. Malzememiz şöyle tam düz bir şekilde artık saca oturuyor ve çıkıntı oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi, evet parçamızı işaretlediğimiz yere vidalayalım. Evet. Bir tanesi tamam. Şimdi öbürünü halledelim. Evet dostlar. Şimdi de bakın şöyle bir bu piston pernosuydu. Piston pernosunun ne yapıyoruz? Şöyle işaretimi vurup keseceğim ve bu malzemeyi şunun ağız kısmına vidalayacağım. Dolayısıyla da bu burada çalışacak. Thank you.
mutlu ol. Senin gülen güne kurban, serseri kalbim, ama karar ver. Tutamıyorum zamanı. Senin... Evet, yaptığımız parçayı yerine ortasını vida taktık. Yerine tutturalım. Evet, 2 saattir Ömer'i gömüyoruz bu arada. Vokalle başladık, Ömer'e vokalle. Şimdi Ömer'in şöyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Başlayıp da bir işi sonlandırma ile ilgili problemleri var arkadaşlar. Aranızda psikolog olan falan varsa bu çocuğa bir destek olmamız lazım. Bu arada bekar, onu da söyleyeyim. Bekar, evlendiremiyoruz. Üstelik de müzmin bekar. Yani öyle bir talip çıkarsa şu çocuğu bir baş göz edelim de ben de kurtulayım. Yoksa başıma kaldı yani. Şimdi yerine bir geçirelim bakalım malı. Evet, yerine geçirdik. Evet arkadaşlar, şimdi malzememiz gayet güzel, şık bir şekilde çalışıyor dostlar. Evet, bakın arka tarafları da bu şekilde güzelce oldu. Artık her şey rayında, yolunda ilerliyor dostlar. Peki, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.